Güzel uyudun mu? Günaydın. Sabah neşem, ballı lokman, aşkım. Kucağıma mı gelmeye çalışıyorsun? Tamam hadi gel, gel annem. Sabah kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra bu minnoşu yatırdık. Ondan sonra Oğuz'la birlikte biraz evde iş yaptık. İşlerimizi hallettik. Şimdi bir uyandı. Ne bakıyorsun? Babaya mı bakıyorsun? Eşek sıpası. Şimdi uyandı. Biz artık işlerimizi bıraktık. Bugün yoğurt yiyeceğiz. Bak. Anneciğim gene mi uykun var? Bugün yoğurt yiyeceğiz teyzeleri. Onun yoğurdunu çıkardım şimdi dolaptan. Biraz ılısın, ondan sonra yoğurt yedireceğim. Babasına aşık bir bey. Bak gülsem mi gülmesem mi? Çok kararsızım. Thank you.
hep pırpır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Çak yapmayalım mı anneciğim? Çak yapmayalım mı? Hadi çak. Çak. Aferin çak. Ama bu elim bırak. Ben yine köşeme çekildim arkadaşlar. Minnoş'un uykusu geldi herhalde yoğurttan. Erken uyudu bu sefer. İkinci uykusunu erken yattı. Ben de o yüzden oturdum kaldım. İşlerimi sabah halletmiştim zaten, söyledim size. Bu arada yoğurdu gördünüz. Ay o kadar güldüm ki. Havuç kadar severek yemedi yoğurdu. Siz de gördünüz zaten. O mimiklerine korktum gerçekten ben yedirirken. Bu arada kendim yedirdim. Çünkü bu yedirdiğim kaşık biraz sert aslında. Diğer o havucu verdiğim kaşık yumuşak da onu eline veriyorum. Zaten alıp ağzına götürme refleksi var. Her şeyi şu anda zaten ağzına götürüyor. Kaşığı da aynı şekilde. Ama bu kaşık sert. Bunu bıraktığım zaman tutuyor. Boğazına kadar bastırıyor ve öğürtüyor kendini. O yüzden çok bırakmamaya çalıştım. Aslında biliyorsunuz BLV yapıyorum genel olarak. Ama tam anlamıyla BLV yapmıyorum. Yani biraz bebek önderliğinde beslenme, biraz da geleneksel yöntem kullanarak arada böyle kendim de yediriyorum. İkisi bir karışık yapmayı planlıyorum. İkisini bir karışık yürüteceğim. Şu anda zaten tadım zamanı olduğu için katı gıdaları bu şekilde kendi yemesini sağlayacağım. Ama işte yoğurt olur, ne bileyim çorba olur, bunları şu anda onun yemesi için bırakamam. Zaten o kadar yiyemez. O tarz durumlarda da ben yedireceğim. Zaten kaşığı şöyle uzattığınızda bebeğin kaşığı tutması ve sizin ağzına götürmesine yardımcı olmanız bile aslında bir BLV. Havuç yerken o görüntü, o video var mı bilmiyorum. Henüz daha bir önceki videoda olmuş olması gerekiyor. Onu editlemedim. Ama ördüğü kısımlar vardı. Oğuz çok tedirgin oluyor. Yani ben biraz daha soğukkanlıyım. Tamam ben de tedirgin oluyorum. Çünkü şu anda ne çiğnemeyi ne de yutmayı biliyor. Amacım zaten bunları ona öğretmek. Bunları bilmediği için de şu anda öğrenme aşamasında olduğu için de sık sık öğürüyor aslında. Yani boğazına doğru giden o parçayı öğürerek dışarı atabiliyor. Aslında öğürmekle boğulmak çok çok farklı durumlar ve ben bu süreçte en kötüsüne hazırlıklı olarak bilgilerimi taze tutmak adına sürekli olarak ilk yardım videoları izliyorum ki aklıma kazınsın, o anda en kötü durumda ne yapabileceğimi bileyim, müdahale edebileyim diye. O yüzden biraz daha soğukkanlıyım açıkçası ama Oğuz benim kadar soğukkanlı değil. Böyle havuç yerken her öğürüşünde Oğuz gözlerini dikip böyle bana bakıyor. Ben de tedirgin oluyorum Oğuz yüzünden. Zaten BLV'nin en zor yanı bence annenin tedirginliği. Onun dışında ikinci zor yanı da temizlik kısmı. Çünkü daha şu an o kadar dağıtamıyor, pisletemiyor kendini ama ilerleyen zamanlara doğru hem kendini iyice batıracak hem etrafı iyice batıracak ve çok fazla temizlik gerekecek. Ben okuduğum kitaplar ve izlediğim videolar sayesinde böyle ufak ufak bir şeyler yapmaya başladım. Profesyonel değilim bu arada. Ben de sonuçta ilk çocuğum, ilk deneyimim. Bir şeyleri yaşayarak öğreneceğim ama kendimce doğru olduğuna inandığım bazı şeyler var ve bunları inşallah yapmak istiyorum. Tabii ki yarın bir gün hiç belli olmaz ama umarım pes etmem. Zannetmiyorum pes edeceğimi ama umarım bu süreç bizim için kolay geçer. Bu konu hakkında merak ettiğiniz, şunu da çek, bunu da yap, bunu da bize anlat, nasıl yapıyorsun diye sormak istediğiniz bir şey olursa onları yorumlarda mutlaka sorun. Böyle ara ara videolarımda en azından kendi deneyimlerimden size bahsetmiş olurum ben de. Zaten bir süre 3 gün kuralıyla ilerleyeceğim. Yani 3 gün boyunca aynı besini vereceğim. Alerjik bir durum olup olmamasına karşı. Ama aslında eşimin ailesinde de bizim ailemizde de alerjik bir bünye yok. Alerjik birisi yok. O yüzden olma ihtimali çok düşük diye düşünüyorum. Ne kadar devam ederim bu 3 gün kuralını bilmiyorum. Çünkü çok uzun süren bir süreç. Yani düşünsenize 3 gün bir besini veriyorsunuz. 3 gün diğer besini veriyorsunuz. 3 gün diğer besini. Yani böyle 10 günde ancak 3 tane şey tadabiliyor. Instagram'da paylaştığımda daha erken değil mi diye çok yazan oldu. Yani aslında erken değil mi diye yazan olmadı. Daha çok erken, sen ne yaptığını zannediyorsun gibi yine saçma sapan mesajlar ve yorumlar geldi. Bu arada hava esiyor ve perde çarpıyor. Öyle değişik yorumlara maruz kaldım ama inanın her anne evladı için en iyisini bilir. Ben doktor tavsiyesiyle ek gıdaya başladım. Eminim ki sizler de yavrunuz için en iyisini biliyorsunuzdur. Doktorumuz Mustafa Aliş'in artık ek gıdaya başlayabileceğini,
kendini dik tutabildiğini, işte kafasını dik tutabildiğini, yemeğe istekli olduğunu vesaire fark ettiği için ek gıdaya yavaş yavaş başlayabilirsin demişti. 5. ay kontrolümüze gittiğimizde söylemişti bunu. 15-20 gün sonra başlarsın demişti. Bu tadım aşaması bebeğin doyması değil, kesinlikle böyle kaşık kaşık yemek yemesi değil de sebzeleri, meyveleri işte tanıması, tatması, tatlarını bilmesi, dokunması, hissetmesi süreci olduğu için de yavaş ama sağlam ilerleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu arada bakın burada ne var? Bir önceki videoda çiçeklenmeye çok alıştım demiştim ya. Bunlar da bugünün güzellikleri oldu. Home Bitkisel'den, üst liderlerimden Eylem Hanım göndermiş. Emre'ninki de hala burada duruyor. Gerçekten çok alıştım çiçeklere. Ona kolik müziği açmıştım. Bu müziği ilk doğduğu zaman çok dinletiyordum ben. Kolik değildi ama bu çok huzurlu bir müzik. Bunda uyuyordu. Ona çok alışkın. Onu açmıştım. Uyanmış dönüp dönüp televizyona bakıyor. Dikkatini çekmiş ekrandaki. Bak şimdi. Anneciğim ne varmış televizyonda? Böyle evde iş yapacağım zaman, temizlik yapacağım zaman gündüz uykularını salona yatırıyorum. Çünkü çocuk odasında da işim oluyor. İşte çamaşır, katla, ütüle vesaire onları çocuk odasında ayarladığım için bazen gündüz uykularını böyle salonda uyuyor. En sessiz yer burası oluyor. Anneciğim ne varmış televizyonda ya? Çok hoşuna gitti. Zorla döndün anneciğim yani. Ne var televizyonda ben anlamadım şu görsel. Şu anda durdurdum da. Normalde bu arada siyah ekranı var bunun. O çalıyordu, o bitmiş. O yüzden buna geçmiş. Siyah ekran olanı açıyorum genelde. Böyle renkli bir şey görünce dikkatini çekti herhalde. Ne gülüyorsun kendi kendine anneciğim? Oğlum? Şuraya da destek koymuştum onun üstüne doğru. Çıkmış. Bugün aslında dışarı çıkmayı çok istedim. Normalde yasak var hafta sonu ama herkes dışarıda, beni anlamıyorum. Ben de istedim ki şöyle bir park, bahçe bir yere çıkalım. Sonra hava çok esiyordu. Hala da esiyor aslında. Vazgeçtim. Ama şimdi düşündüm ki kanguruya takıp aşağıya siteye inebilirim. Yani şöyle binanın etrafında en azından yürüyebiliriz. Oğuz dışarıdayım. O gelmek üzere. Onu bekleriz. Hem de şöyle bir yürürüz diye düşündüm. Uykudan uyanınca çok tatlı oluyor. O yüzden hemen tişörtümü değiştirdim. Şimdi ben de ilk defa deneyeceğim. Umarım becerebilirim. Yordu. Seni şimdi buraya tuttur Cemal'cim. Bulaya. Tamam mı? Daha bir şeyler yaptım ama inşallah doğru yapmışımdır. Gel anne. Gel. Gel bakalım. Bu da son zamanlarda kucakta böyle durmuyor aslında, dönüyor. Bakın şimdi dönecek. Anneciğim. Yapamam. Buradan bakayım. Yapamadım anneciğim. Dur bir dakika. Yani oldu ama aslında destek yastık vardı. Onu daha küçükken kullanılıyor zannediyordum ama şu anda da kullanılabilir aslında. Bak kafasına geliyor, onu çekiyor. Acıtıyor mu oğlum? Şöyle durması lazım. Bunun böyle durması için belimi biraz daha sıkmam lazım. Senin sarılmana kurban olurum ya. Açıyorum. O da halinden çok memnun ama. Memnun mu? Anneciğim bunu sonra inceleriz, tamam mı? Şimdilik in. Evet şimdilik gel. Baba geldi. Buna gerek kalmadı. Baba kucağı. En son bahçeye iniyorduk arkadaşlar. Hatırlıyorsanız. O sırada ben Mustafa ile şapka taktım bir tane. Şapka da küçülmüş, böyle komik oldu. Yani kulakları şöyle kaldı. Kulaklarından kafasından aşağıya girmedi. Biz de dedik ki işte babaannesini arayalım, bir gösterelim çok komik oldu gibisinden. Fatma anneyi aradık görsün diye. Aşağı ineceğiz dedik. O da dedi ki gelin yemek yiyelim dedi. Zaten biz yakınız. O yüzden biz aşağı indik, arabaya bindik, geldik, yemeğimizi yedik. Şimdi gidiyoruz.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Mayıştı bu da. Aynı anası. Evet ya, ben de yemek yedim. Çok ağırlık çöktü. Bir de fazla ilgiye maruz kalınca o yüzden de mayıştı. Mucho. Good morning. Aha, kameraya bakışa bak. Good morning. Yeniden selam. Ay bugün çok nazlı ya. Anneciğim özür dilerim. Selam verelim istemiştim sadece. Bugün çok nazlı. Aynaya bakıp bakıp dudak büküp ağlıyor. Bugün bir duygusallığı üstünde. Hüt desem ağlıyor. Surata bakın. Ben de onu gezmeye çıkaracağım şimdi. Dolaştıracağım birazcık teyzeleri. Evet anneciğim, ama dışarısı o kadar güneşli, o kadar sıcak ki dışarıda gezdirirsem fenalık geçirir bu çocuk. Büyük ihtimalle AVM'ye gireriz diye düşünüyorum. Zaten ben de uzun zamandır bir yere gitmiyorum. Biraz bunaldım. Bugün gezeceğiz oğlumla. Yavrum AVM'ye gelene kadar uyudu. Ve surata bakar mısınız, kıpkırmızı. İşte dışarısı o kadar sıcak ki. Terliyor şu anda da pusetin içinde olduğu için. Ne yapacağız bilmiyorum. Puset örtüsünü de almamışım yanına. Şöyle müslin örtüyorum. Öyle idare edeceğiz artık. Anlat aşkım. Dört numaralı kasamız devam. Müsaittir. Devam. AVM'den çıktık arkadaşlar. Biraz kalabalıktı aslında. O yüzden çok durmak istemedim. Bir de bilin bakalım ne oldu. Arabayı park ettiğim yer yüzünden ceza yemişim. Oğuz aradı. Git arabayı oradan al diye. Aslında buranın yasak olduğunu biliyordum ama yani bu caddeye park etmek yasak bugün. Ama geldim ki bütün cadde dolu, bir tane boş yer vardı. Öyle olunca ben de girdim. Yani dedim yasak olsaydı, bir şey olsaydı bunlar da girmezdi yani. Yerde bulamadım, buraya girdim. Böylelikle ilk cezamı yemiş oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Hava 1500 derece arkadaşlar. Böyle bir sıcak yok. Çocuğu gördünüz, kıpkırmızı olmuştu içeri girerken. Gezerken biraz kendine geldi. Şimdi gene kızaracak çünkü araba da sıcak. Ben de kendime kahve aldım. Soğuk kahve ne zamandır içmiyordum. Allah, ne kadar ceza yedik acaba. Yeni bir tane ayakkabım vardı, onu giydim. O da ayağımın arkasını vurdu. İnanılmaz rahatsızım şu anda. Böyle çıktığıma çıkacağıma pişman oldum arkadaşlar. Ses, AVM'deki sesler yüzünden Mustafa Ali işte az uyudu. Anneciğim kemerini takalım, yolumuza gidelim. Vallahi eve gidip böyle üstüm başımı çıkartıp oturmak istiyorum. Belki giden arışı birkaç bir şey aldım. Bir tek başka da bir yere giremedim arkadaşlar. Oranın kasasında bile çünkü sıra vardı. Daha da yok, tövbe. Ben gideceğim, köye gideceğim, Giresun'a gideceğim. Burada olmayacak böyle sıcakta. Görüşürüz evde. Arkadaşlar eve geldim ama inemiyorum. Neden? Çünkü bu minnoş uyudu ve çok tatlı uyuyor. Ona kayıp da inemedim. Allah'tan kahvem varmış. Biraz uyusun, bekleyeceğim. Ondan sonra eve çıkacağım. Hem arabanın içi biraz serinledi, rahatladım. Hem de kahvem var zaten. O yüzden şimdilik arabadayım. Bu arada siz benim yeni arabamı görmediniz değil mi? Kırmızı ruju hatırlıyor musunuz? Yani sıkı takipçilerim illaki hatırlıyorlardır. Ruju sattıktan sonra demiştim ki yok tövbe, yani bir daha Beetle falan olmaz. Hele çocukla hiç olmaz. Çok zor. Yapamam, edemem. Tek kapı, zorlanırım diyordum. Ve resmen tükürdüğümü yaladım arkadaşlar. Ben yeniden Beetle aldım. Ama bu sefer beyaz. Diğerinin buraları kırmızıydı. O videoyu izlediyseniz hatırlarsınız, bununki beyaz. Ruju sattıktan sonra demiştim yani yok bir daha almam diye ama biraz bağımlılık yapıyormuş arkadaşlar. Sarı istiyordum. Sarı bulamadık. Kırmızı aldık. Sonra gene sarı istedim. Gene sarı bulamadık. Bu sefer beyaz aldık. Bu arabanın sarısı öyle bir şey ki ilana bile düşmüyor. Alan satmıyor. Çok bekledim ama yok, sarısı düşmedi. Artık bizde kırmızıdan sonra beyaz olsun. İnince yine dışarıdan size gösteririm ama bildiğiniz kırmızının aynısı. Sadece model olarak yüksek.
Bildiğiniz yeni nesil kaplumbağa yani. Ne kadar dayanırım bilmiyorum. Kullanabildiğim kadar kullanacağım çocukla. İndire bindire çok zorlanırsam eğer bunu da satarız artık. Yüksek jip tarzı bir araba alırım diye düşünüyorum. Şimdilik yolumuza kaplumbağayla devam ediyoruz. Böyle mini minnacık. Koptu. Artık eve çıkmamız lazım. Mecbur uyanacak kucağıma alınca ama yapacak bir şey yok. Bu seti çıkartamam çünkü çok ağır artık. Eve çıkartırken tabii ki de uyandı. Değil mi oğlum? Çok da enerjik uyandı vallahi. Ay moralim inanılmaz bozuldu ceza yedim diye. Başıma gelmeyen kalmadı. Bu benim Mustafa Ali ile ikinci kez AVM'ye gidişim. Ve ilk gidişimde de başıma gelmeyen kalmamıştı. O zamanlar ara vermiştim, video atamıyordum. Ama o videolar duruyor. Bu videonun devamına o videoları koyayım. Eski, geçmiş zaman. Bir de onları izleyin. O zaman başıma neler geldi onu görün. Ondan sonra bu videoyu artık kapatayım. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu seferlik böyle olsun. Çok yoruldum. Bay bay. Selam tatlımlar. Merhabalar herkese. Bugün Oğluş'la beraber ilk defa AVM'ye gideceğiz. Bize de hatıra kalsın. Oğluş'un ilk AVM gezisi. Aynası ayarlı değilmiş. O yüzden yüzünü göremiyorum şu anda. Biz AVM'de bayağı bir gezdik. Şimdi size çok komik bir şey söyleyeceğim. Bebek arabasını bugün ilk defa kullandım bu arada. Aşırı rahattı. Çok sevdim. Ama gelin görün ki arabaya geldim. Arabaya geldim fakat bu seti bebek arabasından çıkartamadım. Kendime yemek almıştım. Çok acıktım. Biliyorsunuz her yerde yasak. Arabada yerim dedim. Yemeğimi aldım. Geldim. Bu seti çıkartamıyorum arabadan. Yok. Burada yanımda bekliyor şimdi o. Babamız gelecek zaten Allah'tan. Ben de uğraşmadım daha fazla. Oğuz gelince artık o çıkartır. Çünkü bebiş uyanmadan yemeğimi yesem iyi olur. Ay çok acıktım. Sizinle konuşacaktım ama şu an konuşmaya mecalim yok. Yemeğimi yiyeyim de sonra görüşelim. Puseti çıkartamamıştım ya, söyledim size. Sonra zaten Oğuz yanımıza gelecekti. Neyse o gelince çıkartır dedim. Ben de oturdum yemeğimi yiyordum. İki lokma aldım, aydınlandım. Bir anda pusetin nasıl çıkacağı aklıma geldi. Bu sefer de puseti çıkarttım. Bir tarafı çıktı, bir tarafı takılı kaldı. Çekiyorum çekiyorum gelmiyor. Ay bana bir sinir bastı. Hatta bir tane hamile abla geçiyordu. Abla demeyeyim de yani. Bir arkadaş. Yardım edeyim falan dedi. Ay dedim nasıl çıkartacağımı unutmuşum. Çekiyorum gelmiyor. O da bakındı biraz. O da bulamadı. Sonra gitti. Hatta iki tane de abi vardı. Bahçede yemek yiyordu. Onlar geldi yanıma. Hanımefendi yardıma ihtiyacınız var mı diye. Yok sağ olun eşim geliyor dedim ben de. O kadar komik duruma düştüm ki ilk defa dışarı çıkınca işte. Şimdi şey yapacağız. 2 dakika Oğuz'un yanına galeriye geçeceğim. O geldi. Arı puseti çıkardı geri gitti. Vaktimiz varken kurban işimiz vardı. Onu halledeceğiz. Hazır ikimiz de boşken. Neyse ben şimdi trafiğe çıkacağım. Görüşürüz. Geldim arkadaşlar. Sonuç olarak puseti arabadan çıkartabildik. Bebek arabasından sökebildik. Bebiş için olan kurbanı henüz kesmemiştik. Bir türlü vaktimiz olmadı. Hafta sonu da yasaklar var. Malum hafta içi de eşim çalışıyor. Şimdi vakit bulmuşken oraya geldik. Eşim kurbanı hallediyor. Daha önce gelip kestirdiğimiz yer burası. Buradan da daha önce memnun kaldık. Kesiyor abi sağ olsun, parçalıyor, poşetlere ayırıyor. O şekilde veriyor. Biz dağıtmak istemezsek, siz dağıtın dersek yine aynı şekilde onlar dağıtımını da hallediyor. Allah kabul etsin diyelim. Sağlıklı, huzurlu inşallah. Akşam da zaten yemekte Fatma annelerde olacağız. Bugün böyle bizim gezme günümüz yani. Ay geldi mi? Ay, çok sürme aşkım. Babası kandan bir parça alnını sürdü şu anda. Yavrum yavrum. Baba ne yaptı sana anneciğim? Şu saçları için çok yorum geliyordu işte. Şey halk arasında denirmiş ki. Saçları dik dik kurban istiyor çocuk denirmiş. Bakalım inecek mi saçlarımız? Buradan çok belli olmuyor ama. Evet anneciğim evet.